toplum odaklı siyasetten yana olmuş, milletimizin taleplerini, hassasiyetlerini önemsemiş ve siyasi bir akılla çözmeye çalışmıştır. Son dönemlerde bazı çevrelerin meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak bir takım hesaplaşmalar peşinde koştuklarına şahit olmaktayız. Birileri sebep ve sonuç ilişkisini tamamen yanlış kurgulayarak adeta işi psikolojik şiddet uygulamaya kadar götürmüşlerdir. Gezi Parkı'nda yaşananlar misali gün geçmiyor ki yeni bir bahane ile partimize yönelik bir saldırı yapmak isteyenler çıkmasın. Kendilerine göre bazı gerekçeleri öne çıkartarak partimizin kadınlarına ağır hakaret eden zihniyetin asıl meselesi o günkü gibi 3-5 ağaç değildir. Partimiz 18 yıldır gerek ülkemizde gerekse küresel boyutta ciddi mücadeleleri yürütmüş, içeride ve dışarıda pek çok kazanımları milletimizin istifasına sunmuştur. Bugüne kadar zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen bir takım gazeteci, siyasetçi, sanatçı ve akademisyen gruplarına şahit olmuş, yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı mücadele vermiştik. Sözde kanaat önderleri gibi duran bu gibi çevrelerin sanki hükümetimizi ve partimizin çıkarlarını düşünüyormuş gibi bir tutum sergilediklerine ve çeşitli ayrışma noktalarını oluşturmaya çalıştıklarına şahit olmaktayız. Sizler ülkemiz hak ettiği seviyeye kavuşmuştur. Bütün hak ve özgürlükleri milletimize, liderimiz, partimiz ve hükümetimiz sağlamıştır. Öyle birilerinin 5-10 bin tweet atmasıyla ve algı yönetmesiyle kazanılabilecek bir başarı değildir. Her şeyden önce milletimiz ahde vefalıdır, kadir kıymet bilir, asla nankörlük yapmaz. Aynı şekilde partimiz, cahiliye devirlerine ait kadınlara yönelik her türlü şiddetin, katliamın ve zulmün tavizsiz karşısında durmuştur. Sadece ülkemizin değil, gönül coğrafyamızın tamamında her zaman mazlumların, mağdurların köşesinde sessiz sedasız acılar içinde gözyaşlarını akıtan, gönlü kırıkların yanında yer almıştır. Diğer taraftan ise aileyi yıkan, nesilleri kirleten, tüm sapkınlıklara, ahlaksızlıklara karşı her türlü mücadeleyi vermiştir, vermeye devam edecektir. Kültürümüz, değerlerimiz, aile bilincimiz ve geçmişten geleceğe aktarılması gereken öğretilerimizle ak kadınlar olarak bizler yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele etmekteyiz. Her bir üyemiz parti disiplini içinde teşkilat eğitimleri veya siyasi duruşuyla görev yaparken eş, çocuk veya ebeveynlerini ihmal etmemek üzere bir yaşam modeli benimsemiştir. Disiplinli ve ilkeli duruşu ile çalışmalarımızı yürütürken kadın kimliğiyle siyasal hayatımızda katkı vermeye gayret göstermişizdir. Diklenmeden dik durarak, erkekleşmeden kadın olarak siyaset yapmaya özen gösterilmiştir. Ak kadın hareketi asla bir feminist hareket değildir. Ak kadınlar hiçbir zaman papatya olmamıştır. Ak kadınlar hiç kimse tarafından AK Partili, AKP'li diye ayrıştırılamaz. Çalışan kadınlarımıza hakaret eden o kirli ve çirkin zihniyeti kınıyoruz. Umarız ki genel merkezimizden ve 81 ilimizden, 920 ilçemizden yapılan bu çağrılar vesilesiyle bundan sonra kalemini siyasal tehdit aracına kimse döndürmez. Yine umarız ki binbir zahmet ile ter akıtan devletine, milletine ve insanlığa yararlı işler yapanlara karşı bir takım art niyetliler de klavye başına kolayca saldırgan tarzlar ile kahramanlık ve dindarlık istismarlarına kalkışmaz. Ak kadınlarımız bugünlerde yönelik büyük mücadeleler vererek zoru başarmışlardır. Ülkemizin en zor zamanlarında meydanlarda en önlerde yer aldılar. 15 Temmuz boşta olmak üzere 28 Şubat, 27 Nisan, 17-25 Aralık ve daha nice sıkıntılı günlerde aileleriyle birlikte ciddi mücadelelere yer verdiler. Ak kadınlar olarak bizler 28 Şubat sürecinin o acılarla dolu günlerdeki mücadelemizi sadece ve sadece hak özgürlükleri kazanabilmek için yaptık. O mücadelemizde bizi daha sonra başkalarına karşı bir üstünlük, övünç, saldırı vesilesi veya istismar aracı olarak kullanmadık. Liderimizin riyasetinde elde ettiğimiz tüm hak ve özgürlükleri değerini bilerek sonuna kadar muhafazası için çalışmaya devam etmekteyiz. Devletimiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve gelecek nesillerimiz için yapılan her türlü özgürlük girişiminin yanında olduk ve bundan sonra da kararlı bir şekilde olmaya devam edeceğiz. Ve asla bu gibi değerlerimizi birilerinin kirli amellerine alet etmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz ak kadınlar asırlardır durduğumuz yerdeyiz. Bizler dışarıdakilerle mücadele ettiğimiz gibi içeridekilerle de mücadele etmeye devam edeceğiz. Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna hiçbir zaman hakareti etmemiz mümkün değildir.
Bu sebepten dolayı AK Parti Genel Merkezimiz partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazılarıyla yapmış olduğu saldırıdan dolayı Yeni Akit gazetesi köşe yazıları Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ve 81 ildeki başkanlıklarımızla birlikte söz konusu gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgılan ifadeler suç işlemiştir. Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine, partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek gerekli hukuki girişimlerde bulunduk. Dün de olduğu gibi bugün de yargısal sürecin takipçisi olacağız. Tüm basın mensubu arkadaşlarımıza geldiği için teşekkür ediyoruz.